Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ödev olarak vermiş olduğumuz soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorunumuz yine görüldüğü gibi, şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Burada neler soruluyor? Hemen ona bakalım. Bu sorumuzda artı ve eksi, artısı A ucu. Eksisi de B noktasında olmak üzere. Bu aradaki potansiyel yani VAB gerilimi soruluyor. Yine C noktası ve D noktası işaretlenmiş şekil üzerinde. Bir de VDC gerilimi sorulmakta arkadaşlar. Buraya baktığımızda artısı eksisi bu şekilde. VDC'nin artısı D, eksisi de C'ye bu şekilde bir işaretleme gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Şimdi bu sorulara baktığımızda temel bildiğimiz yöntemleri kullanacağız. Devre analizi yöntemlerini en başta Kirchhoff'un gerilimler yasası, işte akımlar yasası, Ohm yasası bunlarla soruyu çözmeye çalışacağız. Özellikle bir yöntem verilmemiş. Bu tür sorularla yaklaşırken arkadaşlar şu şekilde yaklaşacağız. Burası kaynak. Öncelikle kaynağa bir baktığımızda 20 voltluk bir gerilim kaynağı var. Kaynaktan çıkan da bir akımımız var. Bu akımı IS, kaynak akımı olarak ifade edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaynağın olduğu branch, dal burada ve kaynağın gördüğü eşdeğer empedans yine daha doğrusu eşdeğer direnç diyelim. Burada sadece direnç var. Kaynağın gördüğü eşdeğer direnç ve kaynak gerilimimiz var. Ohm yasası bize kaynağın gerilimini kaynağın gördüğü eşdeğer dirence böldüğümüzde kaynaktan çıkan akımı bulabileceğimizi söylemekte arkadaşlar. Yine Kirchhoff yasalarına baktığımızda burası IS ile ifade ettiysek bir düğüm noktası, burası da bir nokta olarak düşünebiliriz. Düğüm noktasına giren akımlar toplamı, o düğüm noktasını terk eden akımlar toplamına eşit olsun. Bu giren kabul ettim, burayı çıkan kabul ettim. Yani buranın ucu artı, buranın eksi olmak üzere. Şunu da şu şekilde gösterebilirim. Bu buradaki akımı I1 ile ifade edeyim. Burayı da çıkan akım olarak gösterelim. Bu akımı ise I2 ile ifade etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda devreyi incelediğimizde arkadaşlar şu şekilde rahatlıkla devreyi inceleyebiliriz. Ben kaynağın olduğu kısmı alırım. Kaynağın olduğu kısmı aldığımda öncelikle kaynaktan çıkan akım bulmaya çalışırım. O halde ben devremi şu şekilde ifade edebilirim. Artısı burası, eksisi burası olmak üzere 20 voltluk bir kaynağım var. Bu kaynağa seri bir direncim var. Onun da değeri 1 ohm. Ve kaynağın gördüğü bir eşdeğer direnç var. Onu da bu şekilde ifade edelim. Buradaki eşdeğer direnci ise bu şekilde gösterelim. Peki bu kolun gördüğü kaynak ve ona seri bağlı eşdeğer. Buranın gördüğü eşdeğer dirence baktığımızda 5 ile 3 ohmluk dirençler seri bu kolda. Burada ise 2, 4 ve 2 ohmluk dirençlerin seri olduğunu görmekteyiz. Şurayı alacak olursam, şurayı şöyle alayım. Buraya R eş 1 diyelim. Yine buradakini alalım. Buradaki ise şöyle R eş 2 olsun. R eş 2. Ne diyoruz? Hemen R eş 1'e baktığımızda 5 artı 3 eşittir 8 ohm. 5 artı 3 eşittir 8 ohm. Buraya baktığımızda seri olarak 2 artı 4 artı 2 eşittir 8 ohm da buradan elde ediyoruz. Peki toplam R eş nedir? Toplam R eş eşittir. R eş 1 paralel. R eş 2'dir. O halde R eş direnci eşittir. R eş 1 çarpı R eş 2 bölü R eş 1 artı R eş 2 şeklinde. Nihayetinde değerini hesapladığımızda R eş direnci nedir? 8 çarpı 8 bölü 8
artı 8 olacak. Buraya baktığımızda arkadaşlar 8 kere 8 64 bölü nedir? 16 elde ettiğimiz değer kaç olması gerekiyor? Baktığımızda 4,10 olması gerekiyor. Yani eşdeğer denç. Zaten ikisi birbirine eşitse yarısına düşeceğini buradan rahatlıkla görebiliyorum. Buradaki direncin değerinde 4,10 olduğunu hesaplayabiliyorum. Peki kaynaktan çıkan akım bu şekilde IS ile burada ifade edilmişti. Bunu da yine burada IS ile etiketlendirelim. Kaynaktan çıkan akımı yazalım. Kaynaktan çıkan akım IS akımı. IS akımı eşittir. Nedir? Kaynağın gördüğü eşdeğer direnç, yani kaynak değeri bölü kaynağın gördüğü eşdeğer direnç, o da eşittir. Nedir? 4 amper olarak elde ediliyor. Şimdi gelelim bizim yapmamız gereken şeylerden birisi. I1 ile I2'yi ayırmıştık Kirchhoff akımlar yasasına göre. Kirchhoff akımlar yasasında, yani burası aslında bir akım bölücü. IS buraya geliyorsa I1 bu tarafta, bu kolda, I2 de bu tarafta. O zaman ben I1'i yazmak istediğimde I1'i şu şekilde yazabilirim. I1 eşittir. Burası için yazıyorum. Bu tarafın, yani bu tarafın gördüğü karşı koldaki direnç değer. Çünkü IS buraya giriyor. O zaman I1 var, I2 var. Bunun karşı kolu I2'nin olduğu kol oluyor. Karşı koldaki eşdeğer direnç değeri, o eşdeğer direnç değeri 5'te 3'ün toplamı 8'di. Daha sonra karşı koldaki eşdeğer direnç değeri artı kendi kolundaki eşdeğer direnç değeri. Karşı koldaki eşdeğer direnç değeri 5'te 3'ün seri haliydi. Kendi kolumdaki eşdeğer direnç değeri de 2, 4 ve 2'nin yine seri olarak bağlanmışı, toplanmış olarak elde ediyoruz. Bu şekilde yazabiliyoruz. Bu şekilde yazdım. Çarpı nedir? Ana kola giren, o da kaynak akımı, IS şeklinde ifade ettim. Buradaki değerimi hesapladığımda nedir? 8 bölü 16 çarpı 4 eşittir 2 amper olarak I1 akımını elde edeceğim. Arkadaşlar, Kirchhoff akımlar yasasından kaynak akımı 4, diğer tarafa 2 gidiyor. Diğer tarafa da 2'nin gideceğini, 2 amperlik akımın akacağını, I2'nin 2 olacağını görebiliyorum. Ancak onu da hesaplayalım. Nedir bu kez? Karşı koldaki eşdeğer direnç değeri 2, 4, 2 eşdeğeri 8 yazdım. Karşı koldaki eşdeğer direnç değeri artı kendi kolundaki eşdeğer direnç değeri 5 artı 3, 8. Bunu da yazdım. Çarpı ana kola, yani bu düğüme gelen akım değeri, o IS'ydi. Nedir o da? 4 amper. Oradan da nedir? I2'yi de yine 2 amper olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken Kirchhoff'un gerilimler yasasını kullanmak. Kirchhoff'un gerilimler yasasına baktığımızda nasıl kullanabiliriz Kirchhoff'un gerilimler yasasını? Şu şekilde ifade edebilirim arkadaşlar. Şimdi bu koldaki gerilime bakalım. Bu devre elemanın üzerindeki gerilim 2 çarpı I1 olarak elde edilecek, hesaplanacak. Yani baktığınızda yine ben şurada bir kapalı çevrim yapsam, şurada kapalı bir çevrim yapsam ne yapabilirim? Buradaki gerilim değerlerini hesaplayabilirim. Ancak ben bunu bu şekilde hesaplamayacağım. Ben şu şekilde çok basit hemen hesaplayacağım. I1 akımı, bildiğimiz yöntem şu. Kirchhoff'un kapalı çevriminde de aynısını yapabilirsiniz. Ama şu yöntemi kullanacağım. I1 akımının girdiği uç 2 ohmluk direnç üzerine artı çıktığı uç eksi olmak üzere. Bunun üzerindeki I1 akımıyla bu direncin değerini çarptığımda, yani buradaki gerilime ben V1 gerilimi adını vereyim. V1 gerilimi eşittir. Nedir? I1'in girdiği uç artı çıktığı uç eksi I1 akım değeri çarpı R1, o da eşittir. I1'in akım değeri 2 çarpı R1'in değeri 2 eşittir 4. Buranın değeri 4 volt olarak burayı ne yapıyorum? Hesaplıyorum arkadaşlar. Eksisi ne tarafta? Eksisi bu tarafta. Ona dikkat ediyoruz şimdi. Şimdi gelelim
Buradakini hesaplayalım. Buraya baktığımızda I2'nin 5 ohmluk direnç üzerinde girdiği uç artı çıktığı uç eksi. I2 burada değeri kaçtı? 2. Bununla çarpıldığında bunun üzerindeki gerilim olacak. V2 gerilimi. O halde V2 gerilimi nedir? I2 çarpı ohm yasasında R2. O da eşittir 2 çarpı 5. O da eşittir 10 volt olarak hesaplanıyor. Şimdi buraya baktığımızda şurayı göz önüne alalım. Şurayı şöylece göz önüne alalım. Ne yaptık? Eksi uç burada, artı uç burada, artı uç burada, eksi uç burada. Biz burası artı, burası eksi olacak şekilde soruyorduk. Aslında V2 şeklinde soruyorduk. Evet, nedir? Ters bağlanmış şekilde. O zaman eksi 4, yani VAB değeri eşittir. Eksi 4 artı 10, o da eşittir. 6 volt olarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim soruda bir de neyi sorduk? D ile C noktası arasındaki gerilim. Bunları da isterseniz bu şekilde yapabileceğiniz gibi arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kirchhoff'un gerilimler yasasını da uygulayabilirsiniz. Kirchhoff'un gerilimler yasasını nasıl uygulayacağız derseniz Kirchhoff'un gerilimler yasasını kapalı bir çevrim yaparak buradaki akım değerleri belli zaten. Buna göre hesaplanabilir. Bu şekilde yapılabilir. Bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi şu şekilde de yapabiliriz. Ben şimdi bakıyorum. Bu 2 ohmluk direncin üzerinden geçen akım hangisi? I1 akımı. I1 akımının ancak girdiği uç burası. Girdiği uç artı. Çıktığı uç eksi. Bunun üzerinde nasıl bir gerilim olacak? Buraya da V3 diyelim. V3 gerilim bu şekilde. Buraya bakıyoruz. Burada ise IS akımı var. IS akımı buradan geliyor. Yani şurası. Girdiği uç artı, çıktığı uç eksi. Buraya da V4 diyelim. V4'ü de bu şekilde ifade edeceğiz. Yani buraya baktığımızda V3'ü yazmak istediğimde V3 eşittir. Yani kendim notasyonunu verdim. Nedir? I1 çarpı buradaki 2 ohmluk direnç. O da eşittir. I1'in değeri 2 idi. 2 ohmluk direnç. Oradaki gerilim değerini 4 volt olarak hesaplıyorum. Ama artısı burası, eksisi burası. Bizde soruda burası eksi olacak, burası artı olacak şekilde veriliyor. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim V4'e. V4'e baktığımızda IS akımı. IS akımını kaç bulmuştuk arkadaşlar? 4 bulmuştuk. Yani IS akımı çarpı 1 ohmluk direnç. O da eşittir. 4 çarpı 1. O da eşittir. 4 volt. Ama şuraya bakıyorum. Artı, eksi, artı, eksi. Değil mi? Topluyorum. Ama bunun eksisi burası, artısı burası olduğu için o zaman V, D, C gerilimi nedir? Eksi yönde V3 artı V4 şeklinde yazabilirim. Bunun da değerini eksi 8 volt olarak hesaplıyorum arkadaşlar. Bunu şu şekilde de yapabilirdiniz. Şu şekilde de yapabilirdiniz arkadaşlar. Ben şuradaki potansiyeli hesaplamak istiyorsam eğer, yani şuradaki potansiyeli hesaplayacağım. Nedir buradaki V, yani şuradan gelirsem eksisi bura, artısı bura, eksisi bura, artısı bura. V, D, C, bana neyi sormuş arkadaşlar? V, D, C'yi sormuş. Aslında V, D, C'yi tam tersi olmuş. Bence V, D, C buradan gelir. Ama artısı bura aldı. Evet doğru. V, D, C'yi sormuş. Eksisi bura, artısı bura. Eksisi bura, artısı bura. Ben buradan gidersem, artı eksi artı gidersem VCD yazmış olurum. VCD değerim 8 volt. Ancak VDC değerim ise eksi 8 volt olarak hesaplıyorum arkadaşlar. Bu sorumuz bu şekilde. Şimdi diğer bir başka sorumuzda ise yine baktığımızda hem bu kez akım değerinin hesaplanması var. Şimdi o soru üzerinde duralım. Öncelikle şema oluşturayım. Devremizin şeması, yani ikinci sorumuz için şema şu şekilde. Şu şekilde olsun. Burada bir direncim var. Direncimin değeri 1 kilo ohm. K diye yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir kaynağım var. Bağımsız bir gerilim kaynağı. Bu kaynağın değeri 6 volt. Bunu da bu şekilde oluşturalım. Burada 1 kilo ohmluk bir direncim var. Yine 1K olarak belirttim. Burada bir akım kaynağım var.
Akım kaynağımın yönü, daha doğrusu akımın çıktığı yön. Bunu IA ile ifade edeceğim akım kaynağını. Aşağıya doğru. Bunu da bu şekilde aldık. Yine aşağıda irtibatlandıracağım. Burada 2 kilo ohmluk bir direncim var. 2K olarak yazdım. Burada bir gerilim kaynağım var. Gerilim kaynağının artısı burası, eksisi burası. 12 voltluk bir gerilim kaynağı. Ve buraya baktığımda devremi irtibatlandırdığımda burada bir direncim, burada bir direncim var. Buradaki direncimin değeri 1K. Buradaki direncimin değeri ise yine 1K. Yani 1K'nın üzerindeki gerilim de bize verilmiş arkadaşlar. Yani ölçüm aletiyle burayı almışız. Burayı ölçmüşüz. Bunu V0 ile göstermişim. Buradaki gerilimin de 4 volt olduğunu biliyoruz. Soru da şunu soruyoruz. V0 4 volt ise IA akım değerini bulunuz şeklinde soruyoruz. Verilen şey bu şekilde arkadaşlar. Peki bu soruya nasıl yaklaşacağız? Şimdi bunun üzerinde duralım. Bunun üzerinde şu şekilde soruyu yine ben Kirchhoff akımlar, Kirchhoff gerilimler yasalarını uygulayacağım. Burada onları kırmızı renkle ifade ederim. Önce akımları, daha sonra ise üzerinde düşen gerilimleri ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuraya baktığımızda ben şunu biliyorum. Buradaki V0 gerilimi ise eğer, artısı buraysa, girdiği akım da bu şekilde olacak. Bu akıma da I0 adını vereyim. O zaman I0 akımını şu şekilde yazabilirim. I0 akımı eşittir. V0 gerilimi bölü 1 kilo ohmluk direnç değeri. Bu da V0'ın değeri 4 volt. Direncimiz 1 kilo ohmdu. Yazdığımızda burada I0 akımını 4 mili amper olarak hemen görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şeyler neler? Onlara gelelim. Burada IA akımımız var. IA akımımızda akım buraya aktalım. Şunun üzerinden akan akımı I1 diyelim. Yönü bu taraf olsun. Yine bu kaynaktan çıkan bir akımımız olacak. Bu akımı ise arkadaşlar şu noktada ayıralım. Şöyle şekilde ayıralım. Burayı I2 akım olarak, burayı ise I3 akımı olarak ayıralım. Daha sonra geliyorum. Burada bu I3 akımı geliyor. Buraya IA olarak ayrılıyor. O zaman şu kola da ayrılması gerekecek. Şu ayrıldığı kola ise I4 etiketini verelim. I0'ı da verdim. Şu anda vermediğim kaldı mı? Bir şuradaki kaldı. Hemen onu da verelim. Buradan geldi. I2 buradan geldi. Değil mi baktığınızda? O zaman buraya ayrılan bir tane var. I1. Bir tane neresi var? O zaman burada toplanacak değerlerim var. Yani I1 buradan toplanıyor. I0 buradan toplanıyor. Buradan da bir akacak akımım var. O akan akımı ise I5 ile ifade edelim arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde ifade ederken üzerine düşen gerilimleri de hemen gösterelim. Üzerine düşen gerilim burası I3 ise girdiği uç artı çıktığı uç eksi olmak üzere bunun üzerindeki potansiyeli V3 ile ifade edelim. Yine benzer şekilde burayı da girdiği uç artı çıktığı uç eksi olmak üzere V2 ile ifade edelim. Girdiği uç artı çıktığı uç eksi bunun üzerindeki potansiyeli ise V1 ile ifade edelim. I4 akımına geldiğimizde burası olsun. Girdiği uç artı çıktığı uç eksi bunun üzerindeki potansiyeli ise V4 ile ifade edelim. I0 için ifade etmiştik. Girdiği uç artı çıktığı uç eksi zaten burada V0 olarak ifade edilmiş. Şimdi artık ne yapabiliriz? Kirchhoff'un gerilimler yasasını devreye sokabiliriz. Şu şekilde yazalım. Kirchhoff'un gerilimler yasası. Kirchhoff voltage law. Buna göre ne yapalım arkadaşlar? Bir kapalı çevrimi ele alalım. Kapalı çevrimde bakalım. Kapalı çevrim neresi? Şu kapalı çevrimi ele alalım. Ele alacağımız kapalı çevrim burası. Burada nasıl başlayabiliriz? Şu şekilde başlayabiliriz. Bir noktamız var. Tamam mı? Bu kapalı çevrimi ele alıyorum. Bu kapalı çevrim için bakıyorum Kirchhoff gerilimler yasasına. Karşıma önce eksi V1 gerilimi, daha sonra artı 12 voltluk bir potansiyel. Daha sonra baktığımda arkadaşlar bir de ne var? Artı V0, yani buradaki gerilim değeri V0 eşittir. Ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Şimdi ben IA'yı bulmak istiyorum. V0 aslında biliniyor. V0'ın değeri 4 volt. 12 de biliniyor. O zaman ben buradan V1'i çekebilirim.
V1 değeri ne olacak buradan baktığınızda? V1 değeri eşittir 12 artı V0, 12 artı V0, o da eşittir 16 volt olarak onu buradan hesaplayabilirim arkadaşlar. Peki V1 değerini hesapladıysam Ohm yasasına göre buradaki I1 akım değerini de hesaplayabilirim. I1 akım değeri V1 bölü nedir? 2 kilo ohmluk direnç değeri. Bu da eşittir. V1 16 volt, 2 kilo ohm, miliamper seviyesine çıkacağını hemen görebiliyorum. Değerinde 8 miliamper olarak hesaplıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı bu şekilde hesapladık. Burası bir kapalı çevrim. Kapalı çevrimde Kirchhoff gerilimler yasası ne diyor? Kapalı bir çevrimde devre elemanları üzerindeki gerilimler yönleri de dikkat alın toplandığında toplam sıfıra eşit. Peki şimdi burası için uygulayalım. Burası da ikinci Kirchhoff, yani uygulayacağımız Kirchhoff gerilimler yasasını uygulayacağımız ikinci çevrim olsun arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Burada da yine başlayalım buradan. Başladığımızda nedir? Kirchhoff voltage law. Nedir bu? İkinci kısım. Tamam mı? Bu birinci kısımdı. Bu ikinci kısım. Şöyle yapalım. Buraya 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. En azından karışmamış olur. Baktım. Kapalı bir çevrim. Eksi 6 volt. Daha sonra artısı burası, eksi burası. V2 potansiyeli var. Buraya geldim. Artı V1 potansiyeli var. Eşittir 0. Burada yerine koyduğumda V2'yi hemen buradan çekebilirim. V2 eşittir 6 eksi 16. O da eşittir eksi 10 voltmuş. Yani demek ki V2'nin yönü bu taraf değil de artısı burada değil de buraymış. Akım da aslında bu tarafa girmiyormuş. Akım bu tarafa noktaya doğru geliyormuş. Bunu da buradan ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. I2 akım değerini de hesaplayalım. I2 akım değeri V2 bölü 1 kilo ohm. Buraya baktığımızda V2'nin değeri eksi 10 bölü 1 kilo ohm. O da eşittir eksi 10 miliamper olarak burayı hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Burayı da hesapladık. Şu anda I1, I2, V1 ve V2'leri ne yapabiliyoruz? Buradan hesapladık. Şimdi peki neresi kaldı? Kalan yerlerden birisi arkadaşlar şurası. Gerilimlere baktığımızda şurası V3 gerilimli olduğu yer. Dikkatinizi çekiyorsa eğer arkadaşlar. Şurası V4 gerilimi. Burası yine şuraya baktığımızda 12 voltluk bir kaynak. Burada ise V2. Ben yine kapalı bir çevrim alacağım. Kapalı çevrimde şöyle aldığımda bu akım kaynağı üzerindeki gerilimi bilmiyorum. Değil mi? Bu akım kaynağının üzerine gerilim düşer. Gerilim kaynağının içinden de akım geçer. Ama bu akım kaynağının üzerine düşen gerilimi bilmiyorum. Onun için hiç buraya da uğraşmama gerek yok. Üçüncü şeyi, kapalı çevrimi şu şekilde seçelim. Onu da farklı bir renkle göstereyim arkadaşlar. Yeşille gösterelim. Çevrimi şu şekilde olacak. Buradan başlayacağım. Şu şekilde devam edeceğim. Kapalı bir çevrim yine. Böyle devam edeceğim. Geleceğim. Burası olacak. Burası ise üçüncü çevrim adını verelim. 3 diyelim. Yine Kirchhoff gerilimler yasasını burada uygulayalım. Buraya bakalım. Buraya baktım. Karşıma ne çıktı? V3 çıktı. Yönü eksi. Eksi V3. Daha sonra artı ne geliyor? Bu taraftan bakalım arkadaşlar. Artı V4 galiba. Artı artısı buraydı. Pardon, eksi dedik. Özür dilerim arkadaşlar. I3 giriyor. Artısı bura, eksi bura. O zaman bu artı V3. Karşıma artı V4 çıktı. Karşıma eksi 12 çıktı. Yine baktığımızda karşıma artısı bura, eksi bura, eksi görüyorum. Eksi V2 değeri çıktı. Toplamı eşittir 0 dedik. Buraya baktığımda burada ise V3'ü bilmiyorum. V3'ü bu tarafa aldım. V4'ü de bilmiyorum. Diğer tarafta V2'yi bulduk, hesapladık. Neydi? Eksi 10. 12'yi de biliyoruz zaten. O halde buranın değeri V3 artı V4 eşittir 2 volt olarak bulduk. Yani bunun ikisinin toplam değeri neymiş? 2 voltmuş. Burayı da biliyoruz. Şimdi gelelim. Kirchhoff'un gerilimler yasasını bu şekilde uyguladık. Şimdi bir de Kirchhoff'un akımlar yasasını uygulayalım. Kirchhoff'un akımlar yasasını uygulayarak da ne elde edeceğiz? Akım değerlerini elde edeceğiz. O akım değerlerini yazmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakalım Kirchhoff'un akımlar yasasına baktığımızda şurada I1 akımı var. Yani şu I1 akımı buradan da akıyor, I1 akımı. Burada I0 buradan da akıyor.
Bu akım geliyor buraya, bu da buraya geliyor ve şurada bu düğüm noktası, aynı zaten bu iki düğüm noktası kısa devre olduğu için. İkisi de giren akım, tamam mı? Çıkan akım da I5. Yani giren akımlar toplamı, çıkan akımlar toplamına eşit olacak. Yani bu, ne uyguluyoruz? Kirchhoff Current Law. Baktığımızda Kirchhoff akımlar yasasına göre I1 artı I0 eşittir I5 şeklinde ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. Şimdi ben I1'in değerini biliyor muyum? Evet, biliyorum. I0'ın değerini biliyor muyum? Onun da değerini biliyorum. O halde ben buradan I5'in değerini rahatlıkla çekebilirim. I5 değeri eşittir. Nedir? I1'in değeri kaçtı? Hemen bakalım. I1'in değeri 8 miliamper. I0'ın değeri 4 miliamper. O zaman I5'in değeri arkadaşlar nedir? 12 miliamper olarak hesaplanıyor. I5'i de 12 miliamper olarak hesapladık. Şimdi I5 burada. I5 bunun üzerinden akıyor. I5 buraya geldiğinde I2'ye ve I3'e ayrılıyor. O zaman şu nokta için de yine Kirchhoff akımlar yasasını, Kirchhoff Current Law akımlar yasasını uygulayalım. Uyguladığımızda bu noktaya baktığımızda buraya giren akım I5 geliyor. Şuraya geliyor, yani şuradaki I5 var. Giren akımlar toplamı çıkan akımlar toplamına eşit. O zaman I5 değeri eşittir. Nedir? I2 artı I3 değerine eşitmiş. Bunu da buradan yazabiliyorum. Bunu buradan yazdığımda I2 değerini biliyor muyum? Biliyorum. I5'i biliyor muyum? Biliyorum. Buradan I3'ü çekebilir miyim arkadaşlar? Çekebilirim. Çekelim. I3 akım değeri eşittir. Nasıl hesaplayacağız? Baktığımızda I5 akım değeri eksi I2 akım değeri. I5 akım değeri değil mi? Yazalım öncelikle şöyle. I5 akım değeri eksi I2. Bunu da düzenlediğimizde I5'in değeri 12 miliamper eksi I2'nin değeri eksi 10 miliamper. Eksi 10 miliamper. Bunu da yazdım. Buraya topladığımda arkadaşlar eksi eksi artı çarptım. 22 miliamper ediyor. I3'ün değeri ise 22 miliampermiş. Bunu da hesapladım. I3'ün değeri 22 miliamperse ben buradan V3 değerini hesaplayabilirim. V3 değeri nedir? Burada I3 akım değeri çarpı nedir? 1 kilo ohmluk direnç değeri. Onu da yazalım. 1 kilo ohmluk direnç değeri. O da eşittir. 22 miliamper çarpı 1 kilo ohm. V3 değeri eşittir. Nedir? 22 volt olarak hesaplanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi peki V3 değeri böyleyse ben şunu biliyordum. V3 ile V4'ün toplamı 2 volttu. O zaman V4 değerini de buradan rahatlıkla hesaplayabiliriz. V4'ün değeri ne olması gerekecek? Yazalım. V3 değeri artı V4 değeri eşittir 2 volt ise o halde ben buradan ne yapabilirim? V4 değerini de çekebilirim. Buradan V3 değeri neydi? 22 idi. 22 idi. Bu tarafa attım. O halde geriye ne kaldı? V4. O zaman V4 değeri eşittir eksi 20 voltmuş. Onu da hesapladım arkadaşlar. Şu anda devrede bilinmeyen ne kaldı? I4 akımını hesaplamadık herhalde. I4 akımını da çok rahat hesaplayabilirim. I4 akım değeri eşittir V4 akım değeri, pardon, V4 gerilim değeri neresi V4? Burası bölü 1 kilo ohmluk direnç. 1 kilo ohmluk direnç arkadaşlar. V4'ün değeri kaçtı? Eksi 20 bölü 1 kilo ohm. O da eşittir. Eksi 20 miliamper olarak hesaplanıyor. Ben özellikle şurada durayım. I4'ün akım yönü eksi 20 miliamper. Demek ki gerçekte I4'ün akımı bu tarafta değil yönü. Gerçek yönü tersmiş. Eksiden bunu anlıyorum. V4'ün değerine bakıyorum. V4'ün değeri evet 20 eksi 20 volt. Zaten bu tarafa doğru gideceği için akımın girdiği uç artı çıktığı uç eksi olduğunda buraya baktığımda onun da eksi 20 volt olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi peki ne yapmam gerekiyor? Şimdi artık IA akımı artık burada herhangi bir şey kalmadı. Çok basit. Niye? IA akımı buradan akıyor. Ve I3 akımı da buraya giren akım mıydı? Yazıyorum. I3 önemli aldım.
I4 benim için önemli. IA önemli. O zaman buradan baktığımda şurada Kirchhoff akımlar yasasını kullanacak olursam onu da morla gösterelim ya da lila ile gösterelim. Buradaki Kirchhoff akımlar yasasına bakacak olursak nedir? Giren akım I3, çıkan akımlara baktığımızda eşittir. IA akımı çıkıyor, bir de I4 akımı çıkıyor arkadaşlar. Ben buradan IA'yı çekmeye çalışacağım. IA'yı buraya aldığımda nedir? I3 eksi I4 olacak. I3 akımı eksi I4 akımı olacak. I3'ün değerini hesapladık. I3'ün değeri nedir arkadaşlar? Hemen bakacak olursak şurada galiba I3'ün değeri 22 miliamper yazdım. 22 miliamper eksi I4'ün değeri eksi 20 miliampermiş. Eksi 20. Buraya sonucuna baktığımızda ise 22 artı 20 oluyor. O da eşittir. Ne oluyor? 42 miliamper çıkıyor. IA değerini 42 miliamper olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. IA değeri eşittir 42 miliamper olarak hesaplanmış oluyor. Burada dikkatinizi çekecek olursa eğer arkadaşlar hem Kirchhoff akımlar yasası hem Kirchhoff gerilimler yasası bir önceki örneğimizde ve bu örneğimizde ohm yasalarını etkin bir şekilde kullandık. Bu iki sorumuzu çözmüş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer iki sorumuzu diğer videomuzda anlatacağım. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.